En hızlı 112 hasta nakil aracı. Üstelik İstanbul trafiğinden de uzak 112 deniz ambulansından bahsediyorum. Hastaya tam 6 dakika içerisinde müdahale edebiliyor. Şimdi detayları CNN Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Onur Özel'in haberinde izliyoruz. Biri Büyükada'da, diğeri Kınalıada'da duran, can kurtaran iki ambulans. 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Zamana meydan okuyor. İki deniz nakil aracının amacı Adana ilçesi ana karasındaki hasta naklini sağlamakta. İstanbul'un trafiğinden tamamen uzak. En hızlı can kurtaran aracı. Şimdiye dek 2600 kişi o ambulanslar sayesinde hayata döndü. Ve işte o ambulansın bir günü. Burası Maltepe İskelesi. 112 deniz ambulansı yeni bir vaka için adalara doğru yola çıkacak. Saatimiz 12.29 ve kameraman arkadaşım Onur Özel'le birlikte biz de şimdi deniz ambulansına bineceğiz ve adalara geçeceğiz. Bakalım adalara geçtiğimizde saatimiz kaçı gösterecek? Büyükada iskelesine geldik. Maltepe iskelesinden çıktığımızda saat 12.29'u gösteriyordu ve Büyükada iskelesine geliyoruz. Saatimize bakıyoruz. 12.36. İlk olarak ihbar 112 komuta merkezine düşüyor. Oradan da deniz ambulansına yönlendiriliyor. Hasta kara ambulansıyla alınıp deniz ambulansına aktarılır. Örneğin bu hasta solunum yolu şikayetiyle 112'yi aradı. Ve şimdi Büyükada'da kara ambulansıyla alındıktan sonra deniz ambulansına sevk ediliyor. İlk müdahale burada gerçekleşiyor. Büyükada'da bulunan ambulansımız hastanın yanına gidiyor. İlk müdahalesini yapıldıktan sonra deniz nakil aracıyla şimdi anakaradaki uygun hastanenin naklini gerçekleştireceğiz. Aynı anda iki hastaya hizmet verebilen bu ambulanslarda donanım olarak da bir ambulansta olması gereken ne varsa bulmak mümkün. Bu deniz nakil araçlarının en önemli özelliği Tuzla Tersanesi'nde tamamen Türk mühendisleri tarafından yapılmış olması. Şok olarak 5-6 dakika içerisinde Adana ilçesinden Anakara'ya ulaşıyor. Ambulanslar sadece ada halkına değil, gemilerdeki olası sağlık sorunlarına da müdahale ediyor.